Arkadaşlar merhaba. Benim adım Erol Pekdemir. Turist rehberiyim. Bu videoda size Vesikalı Yarim filminde Sabiha'nın evinin nerede olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle evi bir hatırlayalım. Evin iç görsellerine bakalım. Evden bazı görüntüleri videodan görüntü olarak kestim. Şimdi yönetmen Ömer Lütfü Akat evin nerede olduğunu sordukları zaman tarla başındaki evlerden birisiydi diye söylüyor röportajında. Sabiha da taksiye bindiği zaman eğlenmeden sonra sabaha karşı evine giderken hamal başına gideceğiz diye taksiciye böyle bir beyanet veriyor. Biz buradan Sabiha'nın evinin hamal başında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu arada ben size evin iç görsellerinden bazı sahneler göstermeye devam edeyim. Şimdi Hamalbaşı dediğiniz zaman Galatasaray'da, Galatasaray Lisesi'nin tam karşısında İngiliz Konsolosluğu var. İngiliz Konsolosluğu'nun yanındaki cadde Hamalbaşı Caddesi. Acaba Hamalbaşı diye kastettiği yer orası mıydı? Ya da o bölge komple Hamalbaşı'yı mı kastediyor? Çünkü bunlar birbirine yakın yerler. Bilemiyorum. Ancak Sabiha'nın evinin olduğu yeri birazdan göstereceğim. Şimdi ikinci bir mevzu. Acaba iç sahneler ile Sabiha'nın girdiği bu ev, bina, acaba bu iç sahneler ile aynı yer miydi? Çünkü filmlerde genelde böyle şeyler olur. Mesela Tarık Akan'ın bir filmiydi. Hangisiydi şimdi? Herhalde Ahnere'de filmi ve bir filmde daha var. Filmin iç sahneleri başka yerde çekilmiş, dış sahneleri başka yerde çekilmiş. Mesela Sakar Şakir filminde de bir bakkal sahnesi vardı, hatırlıyorsunuz, Veresiye defterinin olduğu yer. Veresiye defterinin satıldığı iç sahneler başka bir yerde çekilmiş, dış sahneler başka bir yerde çekilmiş. Yani bakkalda bile. Burada da öyle bir şey olabilir. Ancak yönetmen tarla başındaki evlerden biriydi dediği için biz iç sahnelerle dış sahnelerin aynı yerde çekildiğini varsayıyoruz. Varsayıyoruz ama inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz bilemeyiz. Çünkü bakın baştan tekrar şu görüntüleri getiriyorum size baştan. Buradan başladı Sabiha'nın evi. Bakın farklı bir manzara, farklı bir açı. Hep farklı. Yani evde genelde farklı görüntüler var. Tarla başındaki evler küçük olur. Yani hiç eski evler hep böyleydi. Küçüktü. Acaba yönetmen kamera oyunlarıyla bizi hani odanın bir o tarafına bir bu tarafına mı dolaştırdı? Evi farklı bir yerde mi çekti? Ya da aynı yerde de biz mi anlayamadık? Bunları artık siz yorumlarda bir fikriniz varsa beyan edersiniz. Ben evle, evin iç görüntüleriyle dış görüntülerin aynı yerde olduğunu varsayıyorum. Şimdi burası Kurabiye Sokak. Taksi Kurabiye Sokak'tan geliyor Galatasaray tarafından. Taksim'e doğru gidiyor. Tabii bu İstiklal Caddesi şu sol tarafta kaldı İstiklal Caddesi. Şu aşağısı da Tarlabaşı Bulvarı. Şimdi Kurabiye Sokak'tan geliyor bu şekilde. Burada Sabiha'nın zaten hamur başına gideceğiz diye taksiciyle konuştuğu araba bu. Ben de aynı açıdan gittim. Haziran 2021'de böyle görüntü vardı yine. Sokak fazla bir değişime uğramamış. Yani sokak şeyi bozulmamış. Yani yapısı bozulmamış. Binalar, insanlar, format falan değişmiş. Ama sokak kentsel dönüşüme girmemiş. Sadece binalar biraz değişmiş. Aynı sokağın eğimi falan aynı. Hatta şu karşıda bir bayrak görüyorsun. Bayrağın altında bir bina var. O binanın yakınında ben gittim. Şimdikilere karşılaştırdım. Aynı. Şimdi bu sokaktan geliyor araba. Devam ediyor ileri doğru. O sokağın devamı bu. Bu Google Maps görüntüsünde Taksim Camii henüz inşaat halindeyken burası ibadete açıldı. Şu hemen solda atıl durumda arabe şekilde gördüğümüz bina Sabiha'nın evi. Sabiha'nın evi bu binada.
Bu bina bu cepheden biraz büyükmüş gibi görünüyor ama yan cephesinden çok dar. Yani ipince bir bina. Taksim Camii'nin oradan geldiğinizde bu binayı bulmanız daha kolay olur. Hatta binanın ne kadar ince olduğunu da görebilirsiniz. Araba şimdi bu şekilde şuradan ileri gidip sola dönecek. Sola döndükten sonra direkt bu şekilde sağ taraftaki bina Sabiha'nın binası olarak karşımıza çıkacak. Bu binanın solundaki evler yıkılmış. Burası biraz açılmış, genişlemiş sokak. Hatta karşıda gördüğümüz bina Tarlabaşı Bulvarı'nın tam karşısı. O kadar bir yıkım yapılmış ki buradan en az bir iki sıra ev gitmiş. Yani bir sıra rahat gitmiş. Buradan baktığımızda sanki karşıdaki sokak bildiğimiz standart bir mahalle arasındaki sokak gibi görünüyor. Ben buraya gittim. Buradan en az 3 şerit bu taraftan olsa, 3 şerit de o taraftan olsa 6 şeritlik yol açılmış. O kadar büyük bir mesafe var. Karşıdaki, şimdi şu beyaz binaya dikkatinizi çekeyim. Şu filmde şu bina. Şimdi biz gittiğimizde 2021 Haziran bu. Şu bina görüyorsunuz. Aynı şekilde duruyor. Daha net görebilmeniz için biraz daha aynı net karşıdan çekmiş şu bina. Şu mesafeye bakın, şu genişliğe. Bir de şu genişliğe bakın. Normalde akıl alır şeyler değil ama burada epey bir yıkım yapılmış. Tarlabaşı Bulvarı açılmış. Şimdi Sabiha'nın evi şu bina. Bina aşağıya düşüp insana zarar vermesin diye demir iskelelerin kurulduğu yer. Şimdi bu bina filmde 1968 yılında yapılmış görünüyor. 1968 yılından sonra bu bina yıkıldı da yeniden yapıldı mı? Tadilata uğradı mı? Bu konuları ben araştırdım. Bu konuda net olarak bir şey bilmiyorum. Tam belirleyemedim. Ancak kanaatime göre burası hiçbir zaman yıkılmamış, değişime uğramamış olduğu gibi duruyor burası. Sadece biraz atıl duruma geçmiş, harabe durumda kalmış. Çünkü binanın yapısından, formatından zaten az çok anlayabiliyoruz bu binanın geçmişe ait bir bina olduğunu. Şu görüntüleri de tekrar gördükten sonra bu bir sokak navigasyonu. Yine aynı şekilde karşıdaki binaları görüyoruz. Bu da Sabiha'nın eve girdiği zamanki anı. Burada bir basamaktan yukarı çıktığını görüyoruz Sabiha'nın. Yani binaya girerken bir basamaktan yukarı çıkıyor ve bu basamak kaldırıma taşıyor. Buradan anlayabiliyoruz yani direkt Halil'in bulunduğu açı, Halil'in boyu, Sabiha'nın boyu, ayağının bastığı yere baktığımızda buradaki merdivenin sokağa taştığını anlayabiliyoruz. Ben gittim aynı açıdan. Baktım ki o merdiven aynı şekilde duruyor. Eskiden buna müsaade etmişler. Demek ki zamanında yapılmış. O zamanki sokaklar zaten dardı. Evler küçüktü. Hatta cumbalı evler sokaklara da taşıyordu. Caddenin üstüne geçiyordu. Bir sürü araba çarpıyordu. Bu bina yeniden yapılma aşamasında bunları geri çektiriyorlar. Yani eskisi gibi arsanın tamamına ruhsat vermiyorlar. Buradan da bu binanın daha sonra 1968 yılından sonra tekrar yıkılıp yeniden inşa edildiğini varsayamıyoruz. Yani bu bina hala Sabiha'nın filmde girdiği bina. Herhangi bir yıkılıp yeniden yapımı olmamış. Sadece belki dış cephesi yenilenmişse yenilenmiştir. Ondan sonra gerisi hepsi aynı kalmış. Benim öngörüm bu şekilde. Eğer buralarda oturanlar veya bu konu hakkında daha farklı bilgisi olanlar varsa, yoruma yazarlarsa biz de emin oluruz. En azından insanları yanlış bilgilendirmemiş oluruz. Bu şekilde Sabiha'nın evinin burada olduğunu, Taksim'in hemen şurada Taksim Camii'nin, karşıdaki Taksim Camii'nden aşağı gelince hemen sağda
Hacı Ahmet Sokak'ta bulunduğunu tekrar bir ifade edelim. Eğer gitmek, görmek isteyenler varsa da rahatlıkla burayı bulabilirler. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi bu videonun altında bazı sosyal medya hesaplarımı paylaştım. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Bazen video yapmaya zamanım olmuyor. Oradan görsellerden de bilgi paylaşımlarım oluyor. Oralardan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde Yeşilçam gezileri de yapıyorum. Yeşilçam gezilerime de katılmak için iletişimde kalabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum.